PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. En son e, ekleme işlemini yapmıştık. Nesne yönelimli PHP'de. Bu dersimizde ise e, güncelleme işlemini yapacağız. Hemen eklenin altına da güncelleme yapalım. E, public function güncelle diyoruz. Güncelle. Tamam. Şöyle yapacağız. indekste şuraya 3 diyeceğiz. Virgül koyacağız. 3 deyip virgül koyuyoruz. Şimdi Yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Public function güncelle. Hmm. Öncelikle ne gerekiyor? Tablo. Hangi tablo olduğunu. Tablo. ID ve de e, parametre olarak alanlar gelecek. Alanlar. Ardından arkadaşlar e, dolar işareti set diyebiliriz ve da e, ayarla diyebiliriz. Ayarla. Yani e, set Kullanacağımız için isterseniz set kullanalım. Query'de set kullanacağız. Biliyorsunuz güncellede update işte tablo adı göstereceğim birazdan şöyle yapalım. Biliyorsunuzdur zaten onu evet. Ardından bir de yine x değişkenimiz var. Hemen hemen yukarıdakinin aynısı olacak arkadaşlar. Yukarıdakinin aynı aynısı olacak. Şöyle yapacağız SQL sorgusu tanımlayacağız. Dolar işareti, evet, dolar işareti, SQL, SQL'imiz nasıl arkadaşlar? Şöyle kapatacak da olursam şurayı. Evet update ee, insert bu neydi güncelle tamam update ee, tablomuzun adı üye üye İşte sonra e, tablodan sonra ne geliyor set fonksiyonu set fonksiyonu sonra da işte e, neye göre yapacaksak mesela ismi isim yap ismi ismi isim yap diyorum mesela İsim isim eşittir işte Ali sonra da ver geliyor biliyorsunuz işte hadi onu da yapalım ver aydi e, id eşittir neydi id eşittir e, burası da id olacak peki şimdi gelelim e, bu şuraya uyarlayalım şunu alalım şurası üye yerine tablo yapıyorum parametreden gelecek değeri atacağım evet e, isim Ali yerine de şuraya e, gelecek parametreyi atamam gerekiyor. E, onu da e, şuradan atacağım set fonksiyonu ile atacağım şuradan biraz sonra onu da alacağız evet, evet şöyle bunu da alacağız şöyle şuraya kapatalım ve son olarak da ne id id'miz evet seti at ayarlayacağız şimdi şuraya da id yapıyoruz evet şunu da şöyle yapalım evet şimdi for each kullanacağız for each e ee, burası ne olacak? Alanlar. ER'den gelecek alan. Çünkü seti ayarlamamız lazım. E ee, ki ve değeri var. Anahtar ve değer. Anahtar ve değer değeri. Anahtar dediğimiz şey şunlar. Buralarda değer. Ee, tabii ki ekle değil de şurası ne olacak? Güncelle olacak. ID'si 3. ID'si 3 neden dedim ya? Benim ID'm 3 değil. Kaç? 5. ID'si 5 olan kullanıcıyı değiştirelim. Veliyi değiştirelim. E, veli'nin, Veli'nin nesini değiştirelim. E, i̇s, şif nereye değiştirelim? E, i̇smi, ismini de Veli yapalım. Ahmet'in e, ismini de şöyle şuradan ne yapalım? Onu da Veli yapalım. İsmi de Veli tabanında Veli Veli olsun. Şimdi gelelim şuraya. Ne yapacağız burada arkadaşlar? E, aynı işlemler. Hemen hemen. E, dolar işareti. Set nokta eşittir. Evet şöyle isimleri virgülle ayıracağız hepsini tek tek. Ee, pardon isimleri öncelikle belirleyelim şuradan. set ee, nasıl yaparız şöyle yapalım evet. şurada dolar işareti isim isim eşittir soru işareti diyorum noktalı virgül koyuyorum evet Ondan sonra if yine kullanacağım. Buradaki if'in aynısı olacak arkadaşlar. Yapmıştık hatırlıyorsanız. Şuradaki count, x count. Bunun aynısı alanlar. Yine e, nedeni ne biliyorsunuz? Bir önceki derste açıklamıştım. Neredeydi güncelle? Bir önceki derste açıkladığım nedenin aynısı. E, sonunda ve aralarına istediğim karakteri koymak için. Sonundakini de silmek için. Dolar işareti. Dolar işareti. Dolar işareti set nokta eşittir. Evet şöyle aralarına virgül koyup boşluk bırakayım. Ve x'i arttırayım. Dolar işareti x artı artı. Şimdi bakalım daha ee, Buraya ne yazacağız arkadaşlar? Ee, set yazacağız. Set veyahut da değer de yazabilirdik. O bize kalmış. Şimdi bir gönderelim bakalım şunu. Evet indeksi göndereyim önce. Bakayım indeksin doğru olduğundan emin evet. olur. Y5 güncelde isim belli tamam. Ee, şimdi DB'yi gönderiyorum. indeksi yanlış yere gönderdim. Evet, indeksi buraya gönderdim. DB'yi gönderelim o zaman önce. db gönderdim. Şimdi de indeksimi göndereyim. İndeksimi de gönderdim. Bir yenileyim bakalım ekranda ne olacak. Evet 104'te. Hata yapmadığımız bir gün var mı arkadaş ya? 104 nerede? Burada. Evet. X'e bir değerini atamıyoruz. Gece gece böyle oluyor işte. Class. d Evet. Neredeydi ki? Burada. Yenile bakalım. Görmüş olduğunuz gibi eşittir. Ee, bir çıktı. Fakat biz e, demek ki burada şeyi alamadık. Değeri alamadık. E, şurada. E, buraya neden isim dedim. Şurası isim değil anahtar olacak. Burası anahtar e, şurayı alacağız. Şu isim kısmını alacağız. İsim yazdım kafam kaçtı. Anahtar alacağız. Burası anahtar oluyor arkadaşlar. Burası da değer. Şimdi gönderelim bakalım. İstersek isim de yapabilirdik. Daha mantıklı olabilirdi ama neyse. Gönderdim. Görmüş olduğunuz gibi isim eşittir soru işareti oldu. Ee, soru işareti yerine ne yapacağız? Değerimizi atacağız. Şurada set ile göndereceğimiz değerimizi veri tabanımızdan pardon şu indeksimizde şu değeri atacağız veli atacağız isim Ahmet'te veli olacak bir şey de kontrol edelim şu eko bitirmeden önce SQL'imize de bir bakalım SQL'imizde eko atalım bir bakalım SQL'imizde nasıl görüntü var. görmüş olduğunuz gibi insert üye set isim ver id 5 henüz atamadık burası da ne olacak arkadaşlar ee, Siz söyleyin. Burada da değer atacak işte. İsim neyse, değer neyse burada da olacak. Şimdi return false, return true yaptık mı? İş bitiyor hemen hemen. Ee, şöyle yapalım. Ana. Neredeyse. Soru işareti olan yere ne gelecek? Değerimiz gelecek. Şimdi update sql. Şurayı siliyorum. Yine aynısını yapacağız arkadaşlar. E, hata varsa şuradan kopyalayayım şurayı if this query alanlar e, this query alanlar query'i çalıştıracağım burada e, alanlar şimdi gelecek arkadaşlar buradan değerimi burada atayacağım e, ekleme işlemini gerçekleştirmiş olacağım e, yoksa da ne diyeceğiz hata ver diyeceğiz return true e, return false diyeceğiz e, return true return false ya da false dememiz de gerek yok aslında ee, tabii ki emin olmak açısından da yazalım yani kodumuzu çok fazla güvenmeyelim false hata versin eğer ki dönmezse e, ee, gönderiyoruz şimdi bakalım ne olacak şurada üyelerde görmüş olduğunuz Ahmet ismi veli olacak mı veya hata verecek mi bakalım yeniledim sayfamı herhangi bir hata vermedi boş verdi ismi değiştirmesi lazım şuradan Ahmet'i veli yapması lazım evet isim veli oldu görmüş olduğunuz gibi güncelleme işlemi de böyledi ee, Nesne tabanlı programlamada. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerler varsa sorabilirsiniz. Yaptığımız şey query'imizi hazırladıktan sonra query fonksiyonumuzun içerisine eklemek ve e, güncelleme işlemini gerçekleştirmek arkadaşlar. Query fonksiyonumuzu da zaten bir önceki derslerde anlatmıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.